Merhabalar değerli konuklar, değerli seyirciler. Bugün ilk defa Mamadov Guest Programı. değerli davosur bu e, ilk konuğum değerli dostum e, Türk. Son 30 senede Türkiye siyasi hayatının stratejik anlamda tüm mecralarında bulunan ve Türkiye'yi daha iyi tanıyan, daha iyi anlayan ve bu süreçte e, Türkiye ile beraber bütün e, zorlukları yaşayan Değerli gazetecimiz ve hukukçumuz Hasan Taşkın Bey. Hasan Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun yeni programınızda. <laughs> çok sağ olun. Teşekkür ederim. Biraz heyecanlıyız tabii ilk program. Bugün oldukça... Heyecanın olduğu yerde enerji olur. <laughs> enerji olduğu yerde aktivite olur, başarı olur. <laughs> teşekkür ederim. Biz de aktiviteyle beraber başarıya koşmaya hesaplanmış bir program yapacağız. Allah bize. nice nice programlara inşallah nasip etsin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok naziksiniz. Güzel bir e, bugün sizinle Türkiye'yi tartışacağız. Evet. Özellikle Türkiye'nin stratejik anlamda e, bugünkü rolü, bundan sonraki yeni bir süreçte e, Türkiye büyük bir seçime giriyor ve bu seçim sadece Türkiye değil, bölgeyi değil tüm e, diğer stratejik o alanlarda tüm bölgeyi ve bölge dışında Avrupa Birliği'ni, Amerika'yı, e, Kafkasya'yı, Libya'yı yani tüm her bir ülkeyi Türkiye stratejik ortak olan tüm ülkeleri etkileyecektir. Ve bu etkili etkileyecek olan süreçte tabii ki zorluklar var. Ve Türkiye'deki seçim süreci özellikle Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde rol oynamış bazı şahısların bu seçimi tekrar geri alması veya karşındaki rakiplerin seçimi kendilerinin kazanması istikametinde büyük bir e, siyasi savaş var, rekabet var. Bu rekabetin sonuçları bugünkü konjektürde biraz farklı. Fakat e, her bir partinin siyasi partini ve tüm e, bu süreçte rol alan diğer e, stratejik şahıslarının kendi e, yol haritaları mevcut. Ama e, bu yol haritalarla beraber Türkiye'de büyük sıkıntılar da var. Bu sıkıntılar e, özellikle Türkiye'nin seçim sürecinde bazı açık olan noktaları ortaya çıkarmış oldu. E, sizinle beraber Türkiye bugünü tartışacağız. İlk sorun işte budur Türkiye'nin seçim süreci. Seçim süreci nasıl görüyorsunuz? Seçim süreci adaletli mi, adil mi? Ee, ve seçim süreci Türkiye'deki kamuoyunu nasıl etkiliyor? Siyasi açıdan. Şimdilik soru. Evet, Türkiye e, bu seçimden önceki seçimde bir değişim yaşadı. E, anayasa değiştirildi ve e, cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemi diye bir sistem Türkiye e, getirildi. Ne yazık ki bu gelinildiğimiz güne kadar. Bu yeni getirilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin e, ülkeye bir fayda getirdiği noktasında milletin e, kanatı oturmadı. Millet bu sistemin e, doğru bir sistem olduğuna inanmadı. E, sistemin doğru olduğuna inanmayın inanmayınca bu sefer e, gerek ekonomik anlamda gerçi ekonomik sıkıntı bütün global olarak var ama Türkiye bunu çok daha fazla hissediyor ve e, alınan kararların doğru olduğuna insanlar inanmıyor. Çünkü enflasyon ciddi anlamda insanların belini büktü. Diğer yandan adaletsizliklerin çok konuşulması, yargının tek adam sistemi ile yönlendirildiği, yönlendirildiği noktasındaki görüşler, açıklamalar ve bununla ilgili birçok gazetecinin ortaya koyduğu belge, bilgiler Türkiye'nin bu sistemden çok zarar gördüğü noktasında bir kanaat oluştu. Dolayısıyla e, sistemin artık e, ilerleyemeyeceği ve bu sistemle bir yere varılamayacağını e, düşünenlerin sayısı e, araştırmalara baktığımızda yüzde 65 civarında yani yüzde 65 Türk e, milleti, Türk seçmeninin yüzde e, 65'i e, bu sistemin, Cumhurbaşkanlığı sisteminin bu ülkeye yaramadığı şeklinde. Zaten e, dikkatli e, bu işi takip edenler hatırlar. Sistem kurulduktan sonra Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra e, Cumhur İttifakı'nın ortağı Devlet Bahçeli e, bu sistemin hukuki altyapısını kurmalıyız dediler. E, ancak hukuki altyapısı dedikleri de noktasında da bir yapılaşma, bir iyileştirme ve hukuken denetim sisteminin nasıl olacağı noktasında bir çalışma da yapılmadı. E, bütün bunlar yapılmayınca e sistem sanki böyle bir e, boşluk doğurdu gibi ve kurumlar arası güven zedelendi. Bütün kurumlara güven kamuoyunun önünde zedelendi. Kamuoyuna güven endeksini sordukları zaman o ciddi bildiğimiz kurumlar dahil isim vermek belki biraz doğru olmaz. Türkiye'nin yapı taşları olan e, adaleti, sağlığı, güvenliği noktasında ciddi sorunlar olduğu ve güven e, insanların buna karşı güvenlerini yitirdiklerini görebiliyoruz. Dolayısıyla bu sistemin bu kadar e, insanları rahatsız eden bir noktaya gelmesinde e, diretilmesini de ben anlamıyorum. Yani eğer bu ülkenin sahibi bu milletse, bu seçmense, e, insanlar bundan rahatsızsa e, yöneticiler ya da ülkeyi yönetenler siz bilmezsiniz biz daha iyi biliriz diye bu sistemi diretirlerse e, bu tepki çeker. Bugün de Muhalefetin güçlendirilmiş denetim sistemi olan ve kurumsallaşmayı öngören yeni bir sisteme geçişi vaat ettiği için bence şu anda altılı olarak adlandırılan Millet ittifakı olarak da isimlendirilen ve kamuoyu önünde ne yapacaklarını, hangi çalışmayla millete hizmet edeceklerini 6 liderin deklarasyonuyla açıklanan açık belge ve imzalarıyla deklare edilmiş Türk milleti bir tarafta e, mevcut sistemi ve hiç ne yapacakları noktasında ittifak ortaklarının hiçbir beyanlarının olmadığı, resmi, yazılı, imzalı beyanlarının olmadığı bir durum ve diğer tarafta da 6 e, ittifaktaki 6 liderin ne yapacaklarını açık bir şekilde deklare ettikleri bir sistemin bir e, doğru sistemin oturulması noktasında bir ayrışma yaşıyoruz. Bu seçim aslında bu ayrışmanın oynanacağı bir seçim. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Yüzde ee, 65'lik bir oranın bu başkanlık sistemini beğenmediğini ve destekledi. Bu başkanlık sistemi de değil aslında başkanlık diyorlar da başkanlık da Sistem değil yani. Değil. Ama Çünkü... çok enteresan bir cümle daha kurdu. Yine sizin kendi sözünüzdür yani Bahçeli'nin e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin sözüne istinaden biz bu başkanlık sistemi hukuki altyapısını yap yapmak zorundayız. Şimdi siz e, Türk siyasi tarihinin yakın 40 senesinde en stratejik olan e, mevkilerden hepsinde genel olarak olmuşsunuz. Yani. Yani daha az ya da gazeteci olarak, olarak yakın, yakın takipte de... yani Gazeteci olarak tabii. Özellikle Sayın Ecevit döneminde Allah rahmet eylesin. Ecevit dönemi, Turgut Özel dönemi e, daha sonraki süreçte. Demirel dönemi, Özal dönemi, 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 Tansu Çiller, Mesut Yılmaz. 20 sene hukuk altyapısı olmayan bir sistem ne kadar sürebilir? Veya bugünkü bu sistemin o zaman bu başkanlık denilen sistemin e, sokaktaki sorunların sebebinin genel sebebi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Şimdi kurulan, o ortaya çıkarılan sistem tek adam sistemi. Yani bütün imzalar tek adamdan geçmesi zaten o insana da haksızlık. Bir adam, bir insan bütün her şeyi imzalayıp her şeye ben karar veririm dediğiniz zaman orada zaten o oraya gelen o tek adam da Ciddi anlamda bu işten zarar görür. Yani ona da yazık. Ee, ve bütün başarılı ya da başarısızlıklar ona mal ediliyor. Bu kurulan sistemde zaten başarısızlıklar ona mal edilir. Kim hangi hatayı yaparsa yapsın, tek adam sisteminde en baştaki kişi bütün bu işlerden sorumludur. Ee, adaletteki e, yozlaştığı söylenen sistemden de sorumludur. Ve e, bir tweet atarak e, gözaltına alınan, tutuklanan gazetecilerden de o tek adam sorumludur veya e, bir e, mafya babasının çıkıp bir ton iddiada bulunduğu yolsuzluğundan uyuşturucu kaçakçılığına daha birçok e, iddiada bulunduğu konuların da hiç yargı konusu yapılmamasında o kişi sorumludur. Şimdi bu kadar iddiaların olduğu bir yerde yargı konusu dahi yapılmıyorsa bu iddialar hiçbir şekilde araştırılmıyorsa adalette bir sıkıntı var demektir. Bu iddiaları araştırmadığınız zaman toplumun algısında e Bunlar hiç araştırılmıyor, takip edilmiyorsa bunlar doğrudur, algısı da gelebilir. Toplum buna inanır. E, dolayısıyla toplumun vicdanında siz yara alırsınız ve toplumun vicdanında siz e, yargılanmış ve e, mahkum edilmiş olursunuz. Siz şunu eklemek mi istiyorsunuz? Yani adaleti ve gerçeğin ortaya çıkarılmadığı bir toplumda yeni algı sistemiyle beraber Türk tü, e, Türk toplumunda bir nevi... E, Komple, yeni komple teorilerin üretilmesine de yol açıyor aslında. Şimdi aslında bu sistemle Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı sistemini destekleyenlerin aslında kendi siyasi geleceklerine ciddi anlamda zarar verdiklerini anlatıyorum aslında. Çünkü bu sistem yürüyecek bir sistem değil. Ve bu sistemde Amerika, bu kadar Amerika sistemidir. Ya yani Amerika'da Ama Amerika başkanlık, başkanlık sistemi farklı başkanlık buradaki sistem. Bu, bu sistem başkanlık sistemi yani değil. Yine, yine Zaten Batı, Türk Batı tipi cuma cür... arasında yine fark var. Onu dedi, o da var. çok Onun fark arası, var. arası kültürel açıdan, siyasi açıdan, psikolojik açıdan, e, sosyal açıdan yine Batı sisteminin çalışmadığı bir e, sistemden bahsediyoruz. Özellikle Türkiye için, özellikle başkanlık. Ama sistem. Batının sistemi değil. Türk tipi dendi ama Türk tipi de eğer denetim yoksa bir sistemde. Denetimin olmadığı yerde sistem yürüme şansı yok. Tipi dediğiniz yine hukuki bir altyapısı olmayan sistemin ne kadar doğru veya ne kadar çalışıyor? Ya, tamam zaten Cumhurbaşkanlığı sistemin anayasada koydular ama o sistemin ayakları oluşturulmadı. Oluşturulması noktasında çaba da sarf edilmedi. Ayakları hukuki altyapısını kuralım diye hiçbir çalışma çalışmalıydı. Devlet Bahçeli bir kere söyledi ondan sonra da daha bunu dillendirmedi bile. Bu burada kaldı. Başkanlık sistemi niye bu kadar e, dayattı bu sistem? Yani bu sistemde ne aradı veya ne aramak istedi veya ne bulmak istedi? Aslında sonuç neye getirdi? Aslında sadece Erdoğan'ın e, bu sistemi neden tek kişinin yaptığı ya da tek kişinin düşüncesi olduğunu düşünmüyorum. Bu sistem e, o zaman götürüldü Sayın Erdoğan'a e, ve sistem böyle olsun denmiş de olabilir. Ya da Kendisi bu fikri atmış ve onu destekleyen altyapılar olarak. Erdoğan'ın geçmişte başkanlık sisteme karşı olduğu konuşmaların olduğunu biliyoruz. Evet. Yani sisteme karşıydı. O zaman tartışıldığı zaman böyle bir sisteme Türkiye'ye uymaz diyordu. Sonra hangi güç odakları bu sistemi önerdi? Bence Erdoğan'a da iyilik yapmadılar. Bugün kendisi bu sistemden pişman mı yoksa rahatsız mı yoksa... Onu tabii, tabii duygularını bilemeyiz ama bir kere açıklama yapmıştı e, ve bu basına yansımıştı. Açıklamada değil de düşüncesi olarak basına yansımıştı. Bu işten pişman olduğu noktasında ama tabii birebir görüşmeden, fikrini almadan onun adına böyledir demek de doğru e, bulmuyorum. Fakat yani. Türk e, üslü bile olsa başkanlık sisteminin Türkiye'deki tüm ekonomik, sosyal ve siyasi kataklizmalar diyorlar. Yani sonuçlarını tek sebep sebeplerinden biri olduğunu düşünüyorsunuz. Buradaki mesele şudur ki e, hani dediniz ya işte Türk siyasi tarihine gazeteci olarak yakın e, tanık oldunuz. Ben şunlara tanık oldum. Bunlar çok önemli şeyler. Anlatmak gerekiyor. E, 1980 darbesinden 3 sene sonra tam 3 yıl darbe, 3 yıl sonra e, demokrasiye geçildi. E, ve partiler oluşturuldu. Anavatan Partisi kuruldu o zaman. Turgut Özal başkanlığında ve Anavatan Partisi o dönemde ki baskı var. Darbe rejimi var. Parti kurucusu olmaya bile insanlar korkuyor. Siyaset yapmaya, sokağa çıkmaya korkuyor. O dönemde Turgut Özal parti kurarken kurucu bulmakta bile zorlandı. Hatta seçime girerken aday bulmakta çok zorlandı. Ve birçok kişi o listelere ee, hani öylesine girmiş olayım diye giren insanlar milletvekili oldu. Ve Kenan Evren gibi bir aktör darbenin başı cumhurbaşkanı olmuş ve asker emeklisi Turgut Sunalp'a parti kurdurmuş ve kamuoyuna buna oy verin diye. E çünkü Kenan Evren deyip hatırlamayanlara e, ya da unutanlara hatırlatmak gerekiyor. Kenan Evren'in getirdiği anayasaya Türkiye'nin Yüzde ee, 92'si evet oyu bastı. Yüzde 92 bir desteği olan bir Kenan Evren düşünün. 92 olan bir e, desteği olan bir Kenan Evren şu partiye oy verin dediğinde o insanlar gidip o partiye oy vermemiştir. Turgut Özal'ı seçmiştir. Şimdi bakın bu milletin tepkisidir. Bunu görmemiz gerekiyor. Türkiye, Türkiye'deki tüm seçim sürecinin sadece bu seçim değil. Yani son 40 senedir. Onu bir taliyle diyeyim. Dediğiniz gibi etti. Bir Onu bir küçük, özellikle evet. Ecevit'in e, Kıbrıs çıkartması sonrası. Kıbrıs değil, mesela Ecevit'in e, onlar başbakan Kıbrıs çıkartmasından sonraki yakın tarihteki olayı var Ecevit'in. Ee, Abdullah Öcalan'ın getirilmesi ve Ecevit'in patlama yapması, ee, başbakan olması tekrar Ecevit çıkıp, yani çok iyi hatırlıyorum beni bir kez daha bir son kez başbakan yapın dediğini hatırlıyorum. Ve bu millet o son kez başbakan yapın demesine son kez başbakan yaptığını biliyorum. Ve o dönemde de o dönemde de e, Ecevit'in e, aday bulamadığı ve çaycıları il başkanları çaycıları milletvekili listelerine yazdığı ve o çaycıların milletvekili olduğunu bu millet gördü. Yani. yani Türkiye siyasi tarihi çok e dediğiniz gibi özellikle terörle mücadele bölümü var. Türkiye siyasi tarihinde çok birçok darbe yaşamış bir ülke, bir, birkaç darbe görmüş bir ülke ama siyasi tarihi oldukça önemliydi. Fakat bugün e, Türkiye Türkiye'nin içinde de ve dışta da özellikle yatırımcılar açım, açısından en çok suçlanan demeyeyim de en çok iddialar ortaya atılmış e, iddialardan biri de Türkiye'deki yolsuzluk ve rüşvettir. Ve anlatılanlar şudur ki son 50-60 seneye baktığımızda bugün Türkiye bu sürecin en ağır dönemin geçiyor. Bunlar da siyasi e, sürecin bir konu mu yoksa yolsuzluğu bölüşüyor aslında siyasetin ta mi? Şimdi ben mevcut Cumhurbaşkanlığı sisteminin e, ortaya koyduğu bir durum olarak görüyorum. Bu sistem, bu tür söylemleri… Siz bu iddialara katılıyor musunuz? Yani e, ben, destekliyorsunuz demiyorum. Yani katılıyor musunuz veya böyle bir bu iddiaların doğruluğu var mı? Şimdi tabii bunu yargı ortaya koyar. Yargı da harekete geçmeyince insanların aklında bunun doğru olduğu noktasında kanaatle oluşuyor. Benim ne düşündüğüm ya da ben inanıp inanmamam meselesi farklı bir şey. Ama insanların toplumun seçmenin hatta dünyanın bütün bu söylemlere karşı tek bir soruşturma açılmamasına e, bu işin doğru mu acaba diye kendilerine sorma ya da doğru olduğuna kanaat getirme noktasına gidiyor. Bu iyi bir şey değil ki doğrudur ya da yanlıştır ama bu kadar yolsuzluk söylemleri hatta iktidar için uyuşturucu kaçakçılığı söylemleri bile var. Yani iktidarın kanatlarının bu işi yaptığı, bu işle ilgili ya hayır daha bir, bir daha dün bir tane e, kişi çıktı ve Sayın Erdoğan'la biz abi dedi. Abi aile büyüğümüz dedi ve biz e, şu 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 işleri yaptık. Şu kadar parayı aldı gibi bir ithamda bulundu. Bu çok vahim bir şeydir. Gerçekten ülkemiz için çok. Ben üzülüyorum. Özellikle e, ekonomik sıkıntı yaşayan bir ülke ve. Evet. Hayır ama ben çok üzülüyorum yani. Yani bir ülkenin başındaki bir insan için bunların söylenmesi beni üzer. Yani bunlarla ilgili ne yapılmalı? Hiçbir şey yapmazsanız, suçu üstlenmiş konumuna düşebilirsiniz. Ya yani o zaman soruşturma açacaksınız, mahkemelere yetki vereceksiniz. Mahkemeler zaten yetkili. Mahkemeler bunu araştıracak. Burada aklanma gibi ya dava aç, açmak, açılmak direkt ceza alacağın anlamına gelmez ki. Aklanma yolunu da veriyor sana. İnsanlar Mesut İlmaz'ı hatırlarlar yani. Bütün geçmiş siyasiler, siyasetçiler Allah rahmet eylesin. Bu arada herkese rahmet okuyayım. Mesut İlmaz da yargılandı Yüce Divan'da. Aklandı. Tertemiz kaldı yani. Eğer Yüce Divan'a gitmemiş olsaydı Mesut İlmaz ne olurdu? O şaibe milletin gönlünde o mahkumiyet şeyini yaşardı. Ve o şaibe Mesut İlmaz ve ailesinin ve gelecek nesillerinin üzerinde çok, kalırdı. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi biz de daha çok Avrupa, Amerika televizyonlarına bakıp mesela diyelim ki herhangi bir cumhurbaşkanlarının yüce divanında yargılanmasını büyük bir demokrasinin ve adaletin temeli olarak görüyoruz. Özellikle diyelim ki iki cumhurbaşkanının seçim öncesi karşı karşı televizyon tartışmalarını bile demokrasiye ve özeniyoruz. Fakat Türkiye bunları hepsini yaşamış. Yani 20 sene önce dediğiniz gibi 90 90'larda 80'lerde televizyon tartışmalarında siyasi parti liderleri birbirine çok mütevazi davranarak ve Mesut Yılmaz'ı misal verdiniz mesela yüce divanda yargılanması bile Türkiye'deki adalet ve hukuk sisteminin ne kadar üstün olduğunu göster gösteren amillerden biridir. Fakat bugün bu sistem sanki hiçbir zaman Türkiye'de olmamış ve Türkiye bu sistemden çok uzak. Türkiye bir de NATO ülkesi. NATO üye ülkedir ve bu NATO üye ülke üye ülkelerin tamamı demokratik ülkeler. Demokratik ülkelerin toplumunda stratejik rol alan, rol alan bir Türkiye. Bugün bu stratejik anlamda olan büyük bir güçte niye kendini o güçten dışarı çıkarıp hep başka bir yerde bir güç arama peşinde veya bir, bir e, başka bir dediğiniz gibi Türk bir başkanlık veya başka bir dünya arama peşinde? Sizce bunu bunun sebebi ne? Daha çok hükümette kalma mı yoksa daha başka bir iddialar mı? Şimdi daha çok hükümette kalma insana bir şey kazandırmaz. Eğer yaptıkların milletin gönlünde karşılık bulmuyorsa, millet seni o yaptıklarına karşı seni sorumlu tutup seni yargılıyorsa ve seni suçlu buluyorsa, e, ne kadar kalırsanız kalın neticeye bakarlar insanlar. Neticede milletin gönlünden düşmüş, bitmiş ya da millete yanlış yapmış bir imaj olarak kalırsınız. Bu iyi bir şey değil. Yani koltukta kalmak, daha fazla kalmak, daha güzel işler yapıp toplumun gönlünü alabilmekse bu güzel bir şey. Bu yoksa bu iyi bir şey değil. Yani kendileri de yazık ediyorlar o zaman. Bu uzun düşünen ben illa koltukta kalayım mantığı insanın kendine de zarar verdiği bir duruma dönüşür. Yani güç zehirlenmesi diye bir şey vardır. Bazen insan yaptıklarının e, yanlış olduğunu anlamaz. Hele etrafındaki insanlar ona ne yaparsanız efendim çok güzel her şey çok iyi. Aslında sizi eleştirenler sizin düşmanınız derse o eleştirileri de kendini kapatırsa tamamıyla insan yaratılışı bu çünkü. Tamamıyla ne yaparsa doğru yaptığını düşünür ve yaptığı yanlışları görmez ama gün gelir onları gördüğü zaman eyvah ben ne yaptım diyebilir. Yani e, hani İslam'dan bahsediliyor bahsediliyor vesaire Kur'an'da da o vardır yani pişman olacaklar. Tek ya Allah'ım tekrar bizi dünyaya gönder de Bak nasıl güzel bir kul olacağız diye yalvaracaklar diyor. Kur'an diyor bunu yani. Ve Allah'a ben size yeterince zaman verdim, süre verdim. Siz, sizi tekrar döndürsem gene aynı şeyleri yaparsınız diyor yani. yani, bak, <laughs> inanıyorlar, yani bu gerçek bu Biz şey. inanlar için söylüyoruz. Hani öyle bir şey ya, öyle bir argümanla gidiyor ya siyaset artık inancın üzerine oturuyor ki bu da doğru bir şey değil. Çünkü devletin dili ad dini adalettir. Adaletiniz yoksa adalet... Ya, hayır gene Kur'an'dan örnek vereceğim. Çünkü hep dini üzerine gittiği için Kur'an emre diyor Adaletle hükmedin diyor. Sonra diğerlerine de diyor ki adaleti savunanlar olun diyor. Ve peşinde ayet diyor ki yoksa ateş size de dokunur. Ya bu kadar adaletsizlik varsa, e, var diyorlar. E, bu kadar ekonomik kriz varsa o adaletsizliğin bir yansıması olarak niye görmüyorsunuz? Kur'an onu söylüyor. Hasan Bey, e, mevzu güzel tabii ki ama fakat biz e, ben daha çok Türkiye'nin e, stratejik anlamda özellikle dış politikasında e, izliyorum. Yakınlar izleyenlerden biriyim. Tabii sizin kadar profesyonel olamazsam. Daha ziyade uluslararası Türkiye'de, takiptesin. <laughs> evet, yakın takipteyim. Özellikle Avrupa kulislerini ve Amerika'daki kongre kulislerini daha çok duyabiliyorum. Yani. Benimce önemli olan Türkiye'nin dış politikası. Özellikle bu Ekonomik krizin diğer sebeplerinden biri de dış yatırımcıların 2016 Türkiye'deki siyasi süreçlerden sonraki dönemde Türkiye yatırım amaçlı gelmemeli. ve onların bir nevi korkmaları ve dış yatırımcı dediğimiz yabancı yatırımcıların Türkiye yatırım yapmamaları Türkiye'deki ekonomik sorunlardan bilgi gibi gösteriyor. Yani bunu Avrupa ve Amerika'da duyuyoruz. Bunlar gerçek mi? bugünkü krizin sebeplerinden biri de o mu? Yani sıcak paranın gelmemesi ve e, yatırımcıların ülkek davranması. Çünkü e, yani yarına herhangi bir umutları yok ve batma riskleri çok büyük olduğu ve onları koruyacak herhangi bir sistemin de olmadığı için Özellikle bank sektörü ve diğer sektörler. Bunlar da iddia tabii ki. Bunlar bu iddiaların da gerçeklik payı var mı? Özellikle ekonomik anlamda, siyasi anlamda mi? Evet. Fakat bu ekonomi tabii ki siyasetin sebeplerinden ana sebeplerinden evet. biri. Ana... E tabii insan, siz nereye yatırım yaparsınız? Yatırım yaptığınız yerde hukuki güvence ararsınız. Ben eğer orada bir sıkıntı yaşarsam, başım derde girerse tarafsız bir yargı bu kanunlarla ...kesinlikle ben on yargının önüne gittiğim zaman hakkımı alırım diyebiliyorsanız yatırım yaparsınız. Ama siz ben yatırım yaparsam Türkiye'de yargı sistemi tam işlemiyor... ...ve bazı şirketlere e, keyfi olarak müdahale edilip... ...bazı şirketler keyfi olarak devletin eline geçebiliyor diye düşünürseniz... ...gelip yatırım yapmazsınız. Yani işin temelinde gene adalet var. Yani yatırımcı dediğiniz insan... İlkokul çocuğuna sorsanız nerede yatırım yaparsın diye, nerede huzur bulurum, nerede güven bulurum, nerede e, adalet e, ile karşı karşıya kaldığım zaman adil davranılırım oraya giderim der. Yani bu yani olmaması da Türkiye'nin dış borcunun büyümesine sebeplerden biri mi görüyorsunuz? Ben öyle düşünmüyorum. Diş, borç borç bir kere biter. Ya üretim yaparsınız başka borçla alakalı değil. Yatırımın yapılmamasının en büyük faktörlerden birinin adaletsizlik tartışmaları ve içinde bulunduğumuz sistemin, Cumhurbaşkanlığı sistemin oluşturduğu yapıdır. Yani bu yapıyla yatırımcı da gelmez, bu yapıyla hiçbir şey yapılamaz. Bakın dışarıdaki yatırımcılara bu altılı masası sanki güven veriyor. Çünkü e, Sayın Babacan'ın biliyorsunuz Davos'ta birkaç ay önce Davos'taki konuşmaları var. Ve bu konuşmalar sonra yine Avrupa kulislerine ve Amerika'dan, batıdan aldığım bilgilere göre dayanarak söylüyorum. Sanki yabancı yatırımcılar bu seçimi bekliyor. Yani yeni bir süreçte yeni altılı masanın takdim ettiği ve bizlere sunmuş olduğu güvence paketi o kadar büyük, o kadar geniş, o kadar adaletli ki biz büyük rakamlarla ve büyük ölçekte Türkiye'ye daha büyük yatırımların geleceği sinyalini artık olabiliyoruz. Bu bir taraftan güzel. Yani dışarıdan yatırım gelecek. Diğer taraftan da bir üzücü şey de budur ki yani bir yatırımcı sisteme bağlı olmalı yoksa şahıslara? Burada şahıslara bağlı olması biraz da devletin kendi isim açısından kötü değil mi? Madalyon öbür tarafından bakın. Şahıslarla ilgisi yok. Bu sistem ben bunu savunacağım diye mevcut sistem. Cumhurbaşkanlığı sistemi. altılı ittifak dediğiniz millet ittifakı da diyor ki ben hayır bir sistem kuracağım parlamenter sisteme güvene, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğim ve kuracağım sistem, oturtacağım sistem benden sonra da kim gelirse gelsin bu şekilde devam edecek. Yani ben raydan çıkmış treni raya oturtacağım diyor. Yani iki iddia arasında bunun bunun şöyle yani kişiler önemli değil. Ne söylediği ne bakıyorum. Ne yapacağına bakıyorum. Yani bu mevcut sistemdeki sistemi savunanlar diyor ki biz böyle devam edeceğiz diyor. Ama burada bir kargaşanın, bir sıkıntının, sorunun olduğu var. Ama sorunda hiçbir sorun yok diyorlar. Ama vatandaş sorun var diyor. Vatandaşın sorun olduğu yerde siz sorun yok diyorsanız, size göre bakıyorsanız ve vatandaş da bunu değiştirmek isteyebilir, değiştirebilir. Bersiz. Ve mevcut sistemin dışında güçlendirilmiş parlamenter sisteme onay verip daha belirgin ve daha demokratik, daha adaletin olduğu bir şeye karar verebilirler. Altınlı Masa daha e, demokratik bir süreç getireceğine eminsiniz değil mi? E, yani şöyle ortaya koydukları mutabakat metnini okuduğumuz zaman... 2500'e... E, evet şey. cid, ciddi anlamda bütün ayrıntıları neredeyse ne yapacakları hepsi var. Ve sistemin o, o şekilde oturacağına ben de şahsen inanıyorum. Bir nevi yine diyeyim, Avrupa'da ben yine dış e, böyle, böyle dışarıdan bakarak analiz yapıp öyle sevip, Yine dışarıdan baktığım zaman bu Altınlı Masa daha sempatik gözüküyor dışarı, dışarı, dışarı dışarıdaki yatırımcıya. Yani dışarı dediğim bu Aslında yani, dışarıdakiler evet. ya, sempatik olarak değil. Dışarıdakiler kim ne yapacağı bakıyor. İşte, ona göre söylemleri, şöyle, söylemleri evet. açısından evet. diyorum. Söylemleri ve onların bu yeni süreçteki o dediğiniz o metin ve metin içinde bulunan demokrasi, hukuk, adalet, özellikle yatırımcıların korunması, korunması, ülkedeki herkese karşı eşit adalet, e, basın mensuplarına karşı süreçlerin durdurulması, hapislerin önüne kesilmesi vesaire vesaire. Bunlar hepsi kapsayan bir, 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 paket var. Altın masanın sunmuş oldu. Bu paket bir nevi umut paketi diyebilir miyiz buna? Yani bu umut paketinden dedikleri gibi açtıklarında o umut güvercini çıkacak mı yoksa o sadece kutuda mı kalacak? Yani altın söylediği ger ger gerçekler veya gelecek gerçekler. Öyle diyeyim. evet Türkiye basın özgürlüğü sıralamasında sanırım 183 Evet. Çok son, son sıralar. Son son çok özür dilerim. 180 ülke arasında yani, 180. 180 ülke arasında 160. sıra. Yani neredeyse dibe indik. Şimdi basın nedir? Bunu da kavramak İlkinin gerek. Aynısıdır aslında. Evet. Milletin Ama sözcüsüdür. Adaletine. Ama basın şu anda bir kesim basın bir taraf siyaseti bir kesim basın bir taraf siyaseti ya da şöyle anlatayım daha iyi anlaşılsın. %90'ı iktidarı %10'u da muhalefeti destekleyen bir basın olursa milletten kopmuş bir basın olur. Basın yazdığı zaman yanlışları iktidar o yanlışı görür ve kendini düzeltir ya da yanlışı düzeltir. Bu basın iktidara hizmet etmiş basın olur. Millete hizmet etmiş basın olur. Basın hükümetin ya da iktidarın ya da gücün yalakalığını yaparsa o basın o yalakalık yaptığı iktidara hizmet etmiş olmaz. Onun düşmanı olur. Çünkü onun karşısında eğer bir menfaat elde ediyorsa basın da menfaati için her şeyi milletin e, aleyhine haber yapma potansiyeli olan bir konuma düşer. Milletin gözünden de düşer. Basın olmaktan da düşer. Gazeteciliğinde bir anlamı olmaz bir sürü kurumlar yıpratıldı, yıprandı, güven endeksinde güvenleri düştü diyorum ya. En fazla güveni düşen de bugün ne yazık ki basındır. Eskiden biz gazetecilik yaparken işte 30 sene önce gazeteciliğe başladığım zaman ben devlet devletin haber ajansında esas ondan önce de başladım. Ama esas gazete, aktif gazeteciliğe profesyonel orada başladım. E, o zaman bile iktidar tarafı ya da hükümet aleyhine e, haber bile yapabiliyorduk biz ana devletin haber ajansında. Çünkü eğer haber doğruysa yapılabilir. Ama yaptığın haber yalansa işten atılmana vesile olur. O yüzden oto kontrolümüz vardı. Yanlış bir haber yapmaktan öyle bir korkardık ki işimizden olurduk, gücümüzden olurduk. Ama doğru haberi de yakaladığımız zaman belgelerini bulduğumuz zaman milletin menfaatine ise, kamunun menfaatine ise onu yayınlardık ve kimse bize bunu niye yayınladınız demezdi. Şimdi medya bittiği zaman bu yani bu bu da hükümetin aleyhine. Kimse konuşmasın, herkes beni övsün. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok kimse herkes sizi övmeyecek eleştirecek ki siz yanlışlarınızı daha iyi görebilesiniz eleştiri olmazsa siz yolunuzu bulamaz eleştiri nedir biliyor musunuz karanlıkta eliniz elinizi aldığınız fenerdir karanlıkta elinize aldığınız fener o fener çalışmazsa yolunuzu bulamazsınız basın hükümetin de e, muhalefetin de elindeki karanlıktaki fenerdir. Milletin elindeki fenerdir. Millet ciyak ciyak bağırıyorsa, millet acı çekiyorsa, basın bunu yazmıyorsa onun basınla hiçbir alakası yoktur. O milletin basını değil. O belirli gücün basın bültenidir. Bu kadar basit. Şeye geleceğim. Yani tabi e, tabii Türkiye'nin bütün bu e, şeylerden sonra dünya üzerindeki imajının zedelenmesi de bütün bunlar bunlar altyapıdır yani. Dünya dü e, tetikliyor, et, etkiliyor. Şimdi mesela hani dediniz ya Avrupa'da, işte kulislerde. Ya Avrupa kulisi ne konuşacak? Avrupa kulisi medyadan bakacak. Ya da siyasetçilerle görüşecek. Ya da STK'larla görüşecek. Bunlardan alacak bilgiyi. Kafadan üretmiyor ki. Her bir e, rahatsız edici kendisinin rahatsız olduğu konulardan biri de Avrupa mahkemelerinin, Türkiye'nin almış olduğu kararların Türkiye'de yerine getirilmemesi. Yani. E, o da çok şöyle. Kimse mesela Türkiye'de herkes diyor ki bizi diyor ahim kararı bağlamaz mesela. Bunu Erdoğan da diyor Ahim kararı bizi bağlamaz. Ahim için kararı kararların bağlaması için Türkiye devletinin imzası var. Ahimle. Başka bir şey söyleyeyim. Daha başka bir şey var. Yarın bir şey söyleyeyim. Bir, bir bunu da söyleyeyim. Bu ahim. Herkesi adaletli yakınlaşan bu ahim. Yarın e, adalet konusunda ki hiç kimsenin işi düşmesi tabii mahkemeler öncelikle onu. Kendilerinin işleri düştüğü zaman ahimi ahime ihtiyaçları olduğu zaman o zaman ahim nasıl e, yorumlarlar? Ahim kararları mevcut hükümet AK Parti hükümeti ahim kararlarını Türk yargısının üstünde bir karardır diye anayasaya madde koymuştu. Kimse bunu konuşmuyor. Sadece sözleşme değil. Sadece sözleşme değil. Bizim anayasamız emrediyor. Diyor ki Türk yargısının verdiği kararlar Ahim'de görüşülür. Ahim'in verdiği karar Türk yargısının verdiği kararın üstündedir. Yani bizim bizim Türk yargısındaki en üst yargı organımız Anayasa Mahkemesi değil. Ahim'dir. Yani anayasamıza göre Türk yargısının en üst yargı organı Ahim'dir. Anayasada yazmış, siz koymuşsunuz. Hani diyorsunuz ya işte yarın onlara düşerse, onlar da yarın bize düşerse diye bunu koydular. E siz şimdi ben ahim kararını tanımıyorum. Ben Anayasa Mahkemesi kararı Anayasayı kapatalım. Bunları söylerseniz affedersiniz. Anayasayı tanımamak suç tabii. E darbe yapanlar neye, neyle yargılıyorsunuz? Anayasayı ihlalde yargılıyorsunuz. Anayasayı ihlal etmek ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası suçunu işler. Bu kadar basittir yani. yani ben e, şu anda iktidardayım bana işlemez. 10 e, sene sonra işler. Yani ben korkmuyorum. Ben zaten 10 sene 20 sene gideceğim. Bunun garantisi yok. Böyle bir algı, böyle bir kafa da olmaz yani. Bunlar yanlış düşünceler. Varsa. Bu sorun bu kadar ekonomik e, sorunlar, ülkedeki durumlar ve bunları tüm anlamda aynı bir e, çerçevede bakarsak tüm sorunlara. Ama fakat neden Erdoğan, Sayın Erdoğan 20 senedir hala hükümette ve bunu tutan bir sebepler mi? kitlenin onu daha mı çok sevmesi yoksa Bundan önceki süreçte çok güzel bir soru, oluyor. tebrik ediyorum. Çok güzel bir soru, hemen cevap veriyorum. Türkiye ne yazık ki 28 Şubat sürecini yaşadı. 28 Şubat sürecinde İslami hassasiyeti olan kesime, inancı için başörtüsünü kapatan hanımlara, kızlarımıza ciddi anlamda bir baskı uygulandı. Yani Türk dev hükümeti devletle bir oldu ve millete baskı uyguladı 28 Şubat'la beraber ve o baskı sonucu o baskının oluşturduğu bir durumla AK Parti doğdu. AK Parti'yi doğuran 28 Şubat'tır. Hani bunu inkar etmenin bir mantığı yok. Görün herkes kabul ediyor bunu. Dolayısıyla 28 Şubat AK Parti'yi doğurdu ki özgürlükler gelsin. AK Parti geldiği zaman Avrupa Birliği süreçleri hızlandı, özgürlük söylemleri hızlandı, Avrupa Birliği'ne giriyoruz diye bir sürü... Özellikle ilk 8 sene çok Müthiş bir çalışma oldu. Zaten o dönem, o süreç, o süreç içerisinde zaten Türk yargısının kararlarının üstünde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları vardır. AİM'in kararları geçerlidir diye. O süreç içerisinde çıktı zaten girdi bizim anayasamıza. Şunu söyleyeceğim özür diliyorum. Şunu lafımı bitirin de hani eksik kalmasın diye. Şimdi o süreçte AK Parti doğduysa, o süreçte hükümet ve devletle de el ele verip de inançlı kesime bir baskı yapıldı ya, bugün de din, İslam din kullanılarak, ben öyle diyorum, yani din, dini söylemler daha doğrusu kullanılarak milletle kavga ediliyor. Milletin istemediği şeyler milletin önüne konuyor ve millete bir baskı yapılıyor. Millete zorlama yapılıyor. 28 Şubat'taki zorlamayla bugün hükümetin yaptığı zorlama arasında bir fark yoktur. Ve 28 Şubat'tan sonra nasıl? 2002 yılında ben gazeteci olarak çok iyi hatırlıyorum. Anavatan Partisi'nin oyu %16. Doğru Yol Partisi'nin oyu %16-18. Demokratik Sol Parti, Ecevitin Partisi'nin oyu %21 çıkıyordu kamu yoklamalarında. Sandıkta bir çıktı. %21 nerede? Bir nerede? Bugünün seçiminde ve iktidara söylüyorum. Siz biz de yaptığımızı doğru diyorsunuz ya, bu milletle çatışıyorsunuz ya, bu millet sizi sandığa gömerse hiç itiraz etmeyin. Milletle kavga edenin sonu sandıkta gömülmektir. Evet, Türk toplumu çok özel bir hassasiyeti var. Yani hep mağduru sever değil mi? Yani mağdura. Ay <laughs> ya şimdi bizim inancımız gereği inanç bir şeydir gereği, yani. İnanç gereği sever. Fakat bunlar mağduriyetle geldiler. Bunu da bir e, yani iddialardan biri ve gerçeklerden biri de bu. Fakat e, o mağduriyet 28 Şubat ma mağduriyet işte ondan sonra i̇şte bu, bu dönem o 3 3 3 yere bölelim son 20 seneyi. İlk sene yükseliş dönemi dönemidir 18 sene. Peki yükseliş döneminde çok güzel kararlar kabul etmiş veya hem Avrupa'da hem Batı'da Amerika'da hatta çok büyük destekler almış özellikle dışarıdaki e, siyasi ve stratejik anlamda gücü oldukça büyümüş bir hükümetin o güçten vazgeçmesi sebebi neydi? Zaten o güçle yine devam edemezler miydi? Yoksa o gücün sonunda demokratik seçimle gitmek mi vardı? Yani bunlar bu, bu yani bu süreçle gitmeyi değil de daha sonra süreci değişip daha çok mu kalmayı hesapladılar? İşte bu da Sayın Mamadov. <laughs> ne kadar kalırsanız kalın iktidarda, ne kadar kalırsanız da bir gün gideceksiniz. Sonsuzluk yok. Sonsuzluk yok şimdi. <laughs> Önemli değil. Yani realite var. İnanıp inanmamak ayrı bir şeydir. Yani birçok insan Allah'a da inanmıyor ama bedelini ödeyecek. Gittiğince görecek. Yani inanmaması Allah'ın olmadığın anlamına gelmez. Allah vardır. Ama sen ister inanırsın, ister inanmazsın. İnanmamanın bedeli vardır. Sen şimdi iktidarda, gücü elinde tutup Şimdi şöyle niyetleri şudur herhalde. Ama ben şimdi ülke sıkıntıya girdi toparlarım toparlarım daha iyi yaparım daha iyi yaparım niyetiyle daha kötü daha kötü yaparsan bu Türkiye Türk milletinin kalbinden düşer gidersen sicilini Türk milleti bozar seni mahkum ederse bu en kötüsüdür. Bu bırakıp gitmekten daha kötüdür. Türk milletini bu özellikle bu seçim sürecini hep e, Türk milleti üzerinde yaptıkları siyasetten bir diğer tarafı da Türkiye bir içeriden çıkalım şimdi Türkiye yani çıkalım. İçinden çıkalım. Diye. Daha çok yine dış politikaya değil. Dış politikada kullandıkları dildir yani. Daha çok altılı masada suçladıkları dil. Şöyledir ki ülkeni e, ne mi terörist eli başı Apo Öcalan hapisten bırakılacak. E, diyelim ki Türkiye'nin Libya politikasına son verilecek. Dağlı Karabak, Karabak, e, Kafkasya politikasını bitecek, Suriye politikası bitecek. Yani Türkiye sanki içe kabuğuna çekilecek. Ve stratejik alanda tüm bugüne kadar kazan, kazanımlarını özellikle e, savunma sanayisi üzerinde. Bunun üzerine bir algı mı var yoksa bunlar gerçek mi yoksa altılı masanın özellikle stratejik anlamda e, dış politikada yeni bir siyasi kendi haritası var mı? Veya nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi altılı masanın stratejisi tamamıyla objektif açık yazmışlar, çalışmışlar Bir sene yazmışlar. Bir sürü altılı parti birleşmiş. Onların uzmanları birleşmiş. haftalarca, aylarca toplantılar yapmış. Bir metin. Bu arada, met arada altılı çok özür dilerim. Sesiniz kesiyor ama altının masanın metinlerini tamam okuyun. Çok profesyonelce bir hazırlanmış. Evet. Bu bunu buna Batı evet. ile çok merakla evet. izlenen bir i̇şte şey. Onu Çok anlatıyorum işte. Evet. Şimdi bu... Yani bu bunu kendilerinin yapıyor bir enstitü mü yardım ediyor? Ve bunların ama partilerin tutmuş. içinde profesörleri de var, akademisyeni de var, uzmanı da var, enstitüye falan ihtiyaçları yok. Bu parayla olan bir şey değil biliyorsunuz. <laughs> Tabii ki <laughs> bu parayla falan olmaz. Bu emekle, alın teriyle, al, liyakat, alın teri, emek bunlar böyle olur. Şimdi bir bakıyorsunuz Hı ki var, devletçilik yani ya, tamam. zaten vatanın sevmeyen insan olduğunu ben düşünmüyorum ya yanlışlar yaptığı olan insanı düşünüyorum da hatalar yanlışlar ya da bazı noktalarda bir yerlere çekilen insan olduğunu düşünebilirim ama vatan sevmeyen insan olduğunu düşünemem terör örgütleri hariç terör örgütlerinin amaçları farklıdır onlar başka yerlerden meselen şu var mesela o söylediğiniz şeyler. Türkiye bunu yapacak, altını masa şunu yapacak, terörle bir işbirliği yapacak, öcalan ya adamlar çalışmış her şeyi yazmış ne yapacaklarını. Ama iktidar ey iktidar sen yazmamışsın sen Hüdapar'la görüşmüşsün ne vaat ettiğini söylememişsin Hüdapar'ın dört tane adamını tek imzayla ağır cezalık adamını serbest bırakmışsın sen bedeli karşılığında bir şeyler verdiği anca böyle çıkarınca imza atınca anlıyor bu millet ve sen Cumhur İttifakı olarak MHP ile hangi ittifakta anlaştığını deklere etmemişsin. Milletten gizlemişsin. Ne konuştunuz? Her özür diliyorum. Her görüşmenizde, buluşmanızda bir saat, bir buçuk saat ya da yarım saat konuşuyorsunuz. Çıkınca millete ey milletim şunu konuştuk demiyorsunuz. Niye demiyorsunuz? Ne saklıyorsunuz bu milletten? Bu milletten ne saklıyorsunuz? Bu milletten, bu milletten niye saklıyorsunuz? Bu ülke bu milletin ülkesi değil midir? Bu millet size yetkiyi belirli bir süre vermemiş midir? Vermiştir. Bu milletin yetkisini aldıktan sonra bütün yaptığınız çalışmalarda milleti haberdar etmeniz gerekmiyor mu? Bu medya niye var? Onun için yok mu? Milleti haberdar edeceksiniz çalışmalarla. Neden biliyor musunuz? Milleti de haber edece haberdar edeceksiniz. Milletin meclisi Türkiye Büyük Millet ve Gazi Meclisi de haberdar edeceksiniz. O meclise gönderilen insanlar da sorumludur. Vebaldir. Allah onların hesabını sorar. Siz gitmişsiniz bu insanlar hükümete el kaldırıp indirmişsiniz. Ama ne yaptıklarını, neye anlaştıklarını bilmiyorsunuz. Ey Cumhur İttifakı siz hangi anlaşmayı yaptınız bu ittifakta? Deklarasyonunuz nedir? Ne çalışacaksınız? Ne yapacaksınız? Ne edeceksiniz? Çok güzel. İnsanlar sen teröristsin. Terörist mi kardeşim? Belge var mı elinde? Git ver savcıya, hakime, şuraya, buraya ver. Yargıya ver, yargılat. Elinde belge yoksa, bilgi yoksa milyonlarca insana terörist demek suçtur. Diyemezsin kardeşim. Mahkeme der. Yargılar teröristse de Abdullah Hoca'nın teröristtir. Mahkeme kararı var kardeşim. Bebek katilidir, teröristtir. Mahkeme ka Sadece Türkiye'de. Dü dünyada da. Buna diyebilirsin teröristim diye. Terörist. Ama sen sen siyasi parti genel başkanına teröristsin diyemezsin. Teröristse çıkarırsın belgelerini Kardeşim aha senin şu 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 belgelerin var. Seni yargıya veriyorum. Yargı ilgilensin. Büyükşehir Belediyesi de teröristleri işe aldılar. Yüzlerce binlerce dedi. Ya yazık günah ya. Ya bunlar senin vatandaşın vatandaşın ya. Sen iktidarsın bunlar senin vatandaşın ya. Bu vatandaşlarını teröristlikle niye suçluyorsun? Sen şimdi bunları konuşmana gerek yok ki. Al belgeleri ver mahkemeye kardeşim. da diğer taraftan da bu hükümetin söylemiş olduğu tüm iddia. Bu iddia, iddia değil mi de. ...bu e, yalan üzerine kurmuş olduğu politikaya da... ...inananlar çok. O da var. Ya şimdi zaten toplumlar da böyledir. Yani inanır. Ben seni seviyorsam... Bak şimdi bu sevgiyle alakalı bir şeydir. Ben Mamadov'u seviyorsam... ...Mamadov'un her yaptığını onaylarım. Ya da ben evladımı çok seviyorum. Benim çocuğumu çok seviyorum. çocuğum asla yanlış yapmaz diyorum. Ne yaptıysa doğrudur diyorum. Ya da ben babamı çok seviyorum ne yaptıysa doğru yapıyor. Bu normal bir şeydir. Bu insan psikolojisiyle, psikolojisiyle alakalı bir durumdur yani. Bunlar olabilir. Bak insanın taraftarı olabilir. Ama yarın, yarın süreçte yaptığın hatalar biri, bini, onu, on bini aşarsa sana aşık olan, senin peşinden giden insanlar hayal kırıklığına uğratırsın. Onlar da sana der ki ya biz kimin peşine gitmişiz? Yazık etmişiz, ömrümüzü tüketmişiz. Onun vebayını da üzerine almış olursun. Bir soru da yine siyasi partilerle ilgili Özellikle bu seçim sürecinde bunu defalarca sizinle de yalnız başımız olduğumuz zaman konuşmuşuzdur. Kılıçdaroğlu özellikle bu e, Millet İttifakı adına Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkması ve o, onu desteklemeleri. E, Kılıçdaroğlu'nun daha çok kucaklayıcı olması ve tüm renkleri, ülkenizde olan tüm inançları, inançsızları, herkesi, tüm mezhepler fark etmez, tüm görüşleri kucaklayıcı olması... Türkiye'nin 2023 ve ikinci yüzyılında yeni bir e, Cumhuriyet'in cumhuriyeti, yeni bir demokratik ve kucaklayıcı süreci e, söyleyebilir miyiz böyle bir süreç? Ye, yeni bir cumhuriyet demiyorum ama cumhuriyet şöyle. De Türk tü, Cumhur e, şimdi şöyle paye güşen bu bu memleket bu millet bir kere bir şeye karar verdi. Çünkü ben bütün kamuoyu yoklamalarına bakıyorum ve bütün kamuoyu yoklanda, yoklamalarında gördüğüm %65 e, muhalif var. %65 muhalif olduğu zaman sizin elinizde %35. %35 ile %65'i yönetemezsiniz. Böyle bir şey yok. Ve şu anda bu %65 kesin parlamenter sistemine, güçlendirilmiş parlamenter sistemine geçilmesini istiyor. Ha bazı insanlar diyor ki bu Kılıçdaroğlu'yla olur, olmaz, şununla olur, bununla olur ama olmaz. Ama neticede buna karar vermiş bu millet. Mevcut sistemi bu millet desteklemiyor. Çünkü mevcut sistemin denetimi de yok. Mevcut sistemde, mevcut sistemin başındaki kişi de e, yıpratan, yoran ve bütün sorumlulukları üstüne atan bir sistem. Ona da yazık, buna da yazık. Bu ülke bununla gitmez diyor bu millet. Dolayısıyla bu millet bunu değiştireceğine ben inanıyorum. Ya şimdi şöyle, en güçlü olduğu zaman mevcut iktidar %51.2 ile Cumhurbaşkanlığını kazanmış. Bugün ekonomisinden, adaletinden, sağlığından bir ton e, tartışma ve bir ton sorun varken... 50 artı 1 alacağına inanıyorlar mı? İnanıyorlarsa bence kendileri kandırıyorlar. Ya hatalarından dönsünler, yanlışlarından dönsünler. Ya döndükleri hatalardan millete desinler ki ya ben gerçekten burada da bir yanlışlık yanlışlık yaptım. Burada da ben e, kandırıldım ya da başka bir şey söyler. Ve ben bu sistemden dönüyorum. Biz denedik olmadı demesi gerekiyor. Ya inatla olmaz ki işler. Akılla olur, mantıkla olur. Elit kadrolarla olur. İşini ehline verirsen olur. Birilerine iş vermek için iş verirsen olmaz. Neticede birilerine iş vermek için iş verdiğin insanlar size zarar veriyor. Sorumluluk size ait. Siz sıkıntı yaşıyorsunuz. Sam Bey, yeniz e, altın masa, millet Parti eğer kazanırsa son bir soru daha sorayım. Türk toplumunu ve e, özellikle herkesi e, düşündüren sorulardan bir de şudur. HDP meselesi biliyorsunuz HDP son noktaydı HDP ile kapatalım mevzu böyle diyeyim. HDP meselesidir. HDP o seçmen olan artık siyasileşmiş yani anayasayla izin olan bir siyasi bir partidir. Ve bunlar mecliste, gazi meclisinde temsil ediliyor milletvekilleriyle beraber. Ve devletten de destek alıyorlar biliyorsunuz yani devlet bütçesinden destek alıyor. Şimdi yeni bir süreçte AYM'in kararları uygulanacak mı? Ve HDP ile hangi konularda altılmasa Anlaşmayı varacak. Sizce gizli maddeler var mı? Ya veya o gizli madde yoksa bile HDP'nin aklında ve kafasında tutmuş olduğu e, anlaşma veya istek nelerden ibaret? Altılı masanın yeni süreçte bu istekleri ne kadar karşılayıp ne kadar karşılayamayacağı veya altılı masanın da HDP ile ilgili politikası var mı? Son soru. Evet. Şimdi tabii şöyle söyleyeyim. Bu çünkü çok bir kere HDP yani. HDP'nin ee, e, derin e, oy vereceği diye bir şey yok. Neticede HDP'li seçmende bir seçmen değil mi? Seçmen. AK Parti'ye oy verdiği zaman seviniyorlar, alkışlıyorlar. Onlar karar vermiş biz buraya oy vereceğiz diyor. Türkiye'nin %65'i mutsuzsa HDP'liler e, bu iktidardan nasıl mutlu olacak? Yani Türkiye'nin %65'i sorunlar yaşıyoruz, ciddi sıkıntılarımız var dediğin zaman HDP'nin seçtiği, HDP'li seçmen yani HDP'ye oy veren seçmenin seçtiği belediye başkanlarını görevden alıp kayyumlar atadığını bilen toplumdan, toplumdan buraya oy vereceğiz demesinden daha doğal bir şey olamaz. Şimdi eğer HDP teröristse aynı şeyi tekrar söylüyorum. Koyun belgelerini yargılayın. Yani adam genel başkan, eş genel başkanı Selahattin Demirtaş içeri içeri e, tutuklu bulunuyor. 7 senedir. 7 senedir belge mi yok yani 7 senedir cezasını niye kesmediniz? Niye kesmiyorsunuz? Ayım kararlarını e, altılı şey. masa uygulayacak mı? Anayasa emrediyor. Altılı masa anayasa aleyhte mi çalışacak? Anayasanın emrettiği bir şeyi ben yapmam mı diyecek? Anayasa emrediyor. Anayasaya da bu iktidar koymuş. Ayım kararı bütün yargı kararlarının üstündedir demiş. Anayasa Mahkemesi karar verdiği zaman ben uygulamam diyebiliyor iktidar. İktidar hakimi uygulamadı ya hakim ya yerel mahkemeye, ilk mahkemeye, Yargıtay bile değil ya. Ben tanımıyorum dedi Anayasa Mahkemesini ya ve o adam yükseldi Yargıtay'a gitti. Suç işliyorlar ve bu işlenen suçlar bir gün dosya önlerine gelir. Gelir abicim. Devlet bak bu devlette, hiçbir devlette işlenen suçlar zaman aşımı süreleri var, şu var ama olmayan suçlar var. Önlerine gelir. Yapmayın. Bak bütün kimse, Cumhurbaşkanı da dahil, bakanlar da dahil, bütün devletin kurumları yetkilerini anayasadan ve yasadan alırlar. Bir kişinin talimatından alamazlar. Ya da gönlünü yatırdığı bazı e, arzu ve isteklerinde göre iş yapamazlar. Kanuna göre iş yaparlar. Gazeteciler de konu, gazeteciler de kanuna göre konuşuyor. Yani anayasanın 25. maddesinde <laughs> özür dilerim 24. maddesinde basın özgürlüğü var. Basın özgürdür, hürdür diyor. Hür, hür. Cihazını alamazsın diyor. El, ele koy ele koyamazsın cihazına diyor. Ama adamı gözaltına alıyorlar. Bilgisayarlar de hop gitti. su işliyorlar. Bir gün çıkar. Olmaz. Adam haber yaptı diye gözaltına alamazsın, bilgisayarlarını alamazsın, telefonuna el koyamazsın. Son olarak Siz e, özellikle Demirtaş'la ilgili ve diğerleriyle aynı karalan uygulamanı... Şimdi gerek. bak Neyi bu diyorsunuz? şöyle. Ben şuna inanıyorum. Yasa, kanun, anayasa ne diyorsa on yapılmalıdır. Anayasa, anayasaya rağmen ben anayasayı uygulamıyorum. Anayasa böyle diyor ama ben onu takmıyorum. Kimse diyemez. O zaman anayasayı değiştir. Yapacaksın yani. Eğer sen anayasayı ben bu anayasayı beğenmiyorum diyorsan yetki sendeydi 20 yıldır değiştirseydin. Zaten değiştirdin. Sistemi de değiştirdin. Ama değiştirdiklerinin dışında da anayasayı eğer sen ihlal ediyorsan bu ciddi bir sorundur yani. Böyle ülke yönetilmez. Kendine zarar veriyorlar. Kendilerine zarar veriyorlar. En büyük zararı kendilerine veriyorlar. Bir liderin milletin gönlünden düşmesi, düşmesinden daha büyük bir ceza olamaz. Milletin gönlünden düştüğünüz zaman o sizin için en büyük ceza odur. Şimdi sandıklarda gömüldüğünüzü düşünün. Ben şimdi kamuoyu yoklamalarına hiçbirine inanmıyorum. Hiçbirine inanmıyorum. 2002 örnek verdim. AK Parti'ye yanaşmak suçtu ya. AK Parti ile beraber resim çekmek suçtu ya. Bugün de muhalefetle olmak suç oldu. Ya siz aynı yoldan geçtiniz, aynı çileyi çektiniz, aynı acıyı çektiniz. Size de aynı baskıyı yaptılar. Eee size aynısını yapıyorsunuz. Ne değişti? E ya bu bumerang, bumerang gibi olmaması lazım. Ölç olmaz. Yasa, anayasa neyse o. Bağımsız hakimleri bırakacaksın. Önlerine yasayı, anayasayı koyacaksın. Bir de diyeceksin ki yanlış karar veren tazminata mahkum ederim, tazminatı cebinden ödetirim kardeşim. Bak ki yanlış karar çıkıyor mu ondan sonra. Şimdi e, son olarak da... Hudapar evet. Hudapar, Hudapar mevzusunu konuşmamız şimdi, lazım. Evet Hudapar'a geldik. Biz e, e, tartıştık e, tadı. Türkiye'de bütün seçim sürecini HDP'ni vesaire ama Şimdi HDP dediğiniz gibi anayasayla izni olan bir ve gazi meclisini temsil edilen milletvekili temsil eden bir parti. Siyasi bir parti. Bunun bir seçmeni bak, 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon ne kadar veya sempatizanları var. Bunların hepsi Türkiye vatandaşı. Bunların hepsinin cebinde TC pasaportu var. Ve bunlar Türk vatandaşı. Türkiye'li. Ve asırlardır bu memleketi, bu coğrafyada yaşıyor. Fakat bir de bugün Cumhur İttifakı'nın bir ortağı ortaya çıktı. Fakat Cumhur İttifakı ne enteresansa ortaklar içerisinde birileri, bu bizim ortağımız değil, bu AK Parti'nin ortağı. AK Parti'nin içinden de eski genel başbakan, son başbakan olmuş Binali Yıldırım da iki gün önceki televizyon açıklamasında bu bizim ortağımız değil, Sanki bu Sayın Erdoğan'ın arkadaşı gibi yani öyle bir şey yani algı demin de öyle bir görüntü var yani vizyon var. Hüdapar'ın Türkiye'nin yakın tarihinde, geçmişinde özellikle Hizbullah'ın operasyonlarını biliyoruz ve Hüdapara karşı çok ağır bir suçlamalar. var ki bu suçağın çoğu boş değil bunlar ispatlı ve bütünlü olan suçlamalar. Hüdapar Türkiye'nin veya Erdoğan'ın böyle bölünü, Cumhur İttifakı'nın bölünü Hüdapar'a ihtiyacı var mı? Ve Hüdapar niye yeniden doğdu? Doğma sebebi neydi? Ee, sonuçlar neye doğru götürecek? Şimdi aslında e, iktidar cenahları muhalefetin e, içinde HDP'nin olduğunu, teröristlerle işbirliği yaptığını, Kandil'le işbirliği yaptığını söylüyorlar ya. Ama söylüyorlar, belgede koymuyorlar ya. Sadece söylüyorlar, inanan inanıyor soyuluyor. Belge koymuyor, olaylı şikayette bulunmuyor, bütün yargı elinde, yargıyı harekete geçirmiyor ama sadece söylüyor. Ve insanlar artık bunlara inanmıyor. Hüdapar meselesi e, Gafar Okkan, rahmetli Gafar Okkan'ın katili, onla, e, kanı onların üzerinde gözüküyor. Eğer Gafar Okkan'ın kanı onların üzerinde gözüküyor da toplumun algısında bu insanların e, domuz bağıyla adam öldürdüğü ve devletin arşivlerinde belgelerinde cinayetleri katlettikleri insanların e, e, kayıtları kuyutları belgeleri bilgileri varsa bununla ilgili o insanlar ceza almış cezaevine girmiş hatta cezaevine giren o insanları sen yetkini kullanarak affediyorsan bu anlaşma bu hüdaparla olan anlaşmadan dolayı mı ondan mı kaynaklı onu da bilemiyorum ama insanların algısına o geliyor dolayısıyla Şimdi bizim içimizde İstihbaratı değil... İstihbaratı bununla ilgili Sayın Erdoğan bilgi vermiyor. Ya bu kayıtların hepsinde var. Vermez olur evet, mu yani? Cumhurbaşkanı'ndan i̇stihbarat, niye... Istihbarat, ya isti, ya şimdi i̇stihbarat. bir Cumhurbaşkanı istihbarattan bir belge istediği zaman alamaz diye bir şey yok. Derhal i̇stihbarat, alır. Yani, belge verir. Belge, oradan bir belge sıkıntı olmaz. Da, belge dışında da istihbarat Sayın cumhurbaşkanı bilgilendirmiyor yani. Tabii ki bilgilendiriyor. Ama o da siyasi bir karar vermiştir. O bu bir siyasi karardır ve siyasi karar verdiğin zaman karşı tarafı suçladığından daha beter bir suçlu imajı olan bir partiyi yanına almak bütün bu söylemlerine çelişmen anlamına gelir yani. Çelişiyor yani. Yahuda parın biraz böyle e, insanların algısında şiddet yanlısı gücü olduğu var. İnsanların algısında var bu doğrusunu. E, bir savaşı mı hazırlanıyoruz? seçim birçok insan sanki bu seçimde savaş gibi imajı veriyor. Bazıları çıkıyor işte ben listem hazır şuna şunu yapacağım bunu yapacağım bunlar doğru şeyler değil. Biz millet olarak biriz. Bizim bakın iktidar partisi şimdi bak sistemin getirdiği bir ben savcılara hiç eleştirmiyorum. Hakimleri hiç eleştirmiyorum çünkü ben düşünüyorum da ben de savcı hakim olsam eğer bir sisteme tek adam sistemine bağlıysam ya o işi yapacağım ya o işi bırakacağım iki alternatif peki işi bırakırsa iş yapacak adam bulurlar mı bulurlar e o zaman bırakmanın mantığı var mı yarın belki iş değişecek bırakmanın mantığı da yok ben o yüzden sistemde buluyorum sorunu. Bu Cumhurbaşkanlığı sistemi sorunlu. Bu sistemle hiçbir şey ne yargı ne şunu ne bunu düzeltemezsiniz. Dolayısıyla Hüdapar'la da bu anlaşmayı yapıp orada belki biraz şiddet yanlısı insanlar belki bu Hüdapar'lardan çekinsin mi korksun mu ne mantığı güttüler. Doğrusu bilmiyorum. Ama bu bu ilişkini bu şeyin içerisindeki ittifaktan da millet rahatsız Trabzon'da gördünüz. Karadenizler Trabzon'da Hüdapar'ın standını kurdurmadılar polis çemberinde kurmaya çalıştı. Polis 24 saat polis orada mı duracak ya? Polis çemberinde. Bu ne demek biliyor musunuz? Millete rağmen demek. Millet istemiyor. Yok Polisle kuracağım. Sen milletten o istiyorsun. Özür dilerim. Milletten o istiyorsun. Evet, o istiyorsun. Oy ver bana. Ama milletin istemediği bir şeyi oraya kurduruyorsun. Millet onu yıkmaya çalışıyor. Polis çeviriyorsun. Sen karışma diyorsun. O istiyorsun. E ben aynı şeyi söylüyorum. Bu milletle kavga etmeye başladıkları an bittiler. İşte peki benim de hep e, sormak istediğim, anlamaya çalıştığım bu Sayın e, Cumhurbaşkanımızın e, Cumhur İttifakı'nın düşünen şahıslar bunu e, bu yapılan tüm yanlışların kendilerine zarar olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı'na sizce söylüyorlar mı? Ya da ben yanlarında yani. değilim. Söylemeleri gerekiyor. Ben olsam söylerim. Söylüyor abi yani, yani söylediklerini söyleseler ya da işte eleştiri olsa böyle olmaz diye düşünüyorum. Ben korkuyorlar değil mi? Yani olabilir mi? Bilmiyorum. Yani kendileri karşı bir Ya korkuyor. neye korkuyorsun yani? De doğruyu söylemek hem Allah indinde hem kanun, hukuk, nizam indinde doğruyu söylemek gerekmiyor. İnsan olmanın vasfı değil mi doğru konuşmak? Ya neyi saklıyoruz? Ya ölüp gideceğiz ya. Neyi saklıyoruz abicim ya? Doğru varsa doğru konuşacaksın ya. <laughs> Makam için mi? Mevki için mi? Ya bir bardak su için mi, ekmek için mi? Ne için? Abicim gözünü seveyim ya. Bu, bu ülkenin geleceğini e, etkileyecek kararlarda sen doğruyu söylemezsen, doğruyu anlatmasan, sen sorumluluk hissetmiyor musun? Yukarıdaki e, liderin liderine yanlış yapmış olmuyor musun? Liderini alkışlayıp da koltukta durayım diye orada durduğun zaman, o lideri yanlış yönlendirdiğin zaman o vebale ortak olmuyor musun? O ülkenin geleceğine sen e, sorun yaratmış olmuyor musun? E Bütün bunları düşündüğün zaman bu söylemiyor. Söylemiyorsa abicim o da kendi vicdanıyla, kendi aklıyla ya da kendi inancıyla baş başa kalsın. Hasan Bey, son olarak birkaç... Aslında mevzumuz çok büyük. Yani bugün <laughs> saatlerce tartışabiliyorum ama tartışırız. Kamp güzel bir mevzu var. yani Türkiye'nin o kadar sorunları ol olsa da ama o kadar güzel şeyler de var. Fakat son bir... E yine Avrupa Birliği üzerinden bir soru da e, daha sorayım. Sayın e, Kemal Kılıçdaroğlu 3 ay içerisinde Türk insanı için Avrupa Birliği ile e, vize konusunda güzel bir anlaşmalara e, getireceklerini söyledi. Bunu bu bir iddia olarak söyleriz. Bu artık kesinleşmiş bir. Bu demek ki e, millet ittifakının e, stratejistleri ve fikir e, içerideki o fikir babalar kendi etrafındaki kurmayları, işte yardımcıları siz ne diyorsanız artık buna müşavirler diyoruz. Bunların demek ki Avrupa Birliği'nde de bir... Şimdi bunun altyapısı var. Altyapısı işte ben özellikle Babacan ve Ahmet Davutoğlu kanalı bunlar... Ahmet Davutoğlu önce, görevden... İşte senelerce bu, bu işi yapmış bir insanlar. Bu aslında çok güzel bir sinyaller. Yani bu Avrupa Birliği ve Batıya sizinle çalışmaya hazırız. Dediğiniz gibi hukuk, adalet ve... Liyakat. Liyakat üzerine. Avrupa Birliği'nden ve Amerika ve Batı'dan da aldığımız son mesajlar şudur ki biz de Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti bizim için stratejik olarak önemlidir. Özellikle NATO'da ikinci en büyük güç olarak, askeri güç olarak. Ve biz Türkiye ile çalışmak için hazırız. Ama siz dediğiniz ve bizim dediğimiz değil, sizin dediğiniz değil, kabul edilmiş Birleşik Milletler'in de anayasasında olmuş insan hakları, demokrasi, hak, hukuk ve adaletin üstün olduğu bir e, yapıda hep beraber çalışmalı. Aslında bu kılıçlar olmuş vermiş olduğu 3 aylık bir vize mesajı bir nevi Batı tarafından da doğrulanmış. Sizce seçildikleri dönemde bizi e, Haziran, Ağustos gibi Türk insanı artık bavulunu hazırlayıp rahat bir şekilde Avrupa Birliği'ne sadece bir biletle gidebiliyorum diye böyle e, bir şey. Yani inanmak olur mu? Yani e, tabii ki şöyle olur. inanmanın ötesinde Ahmet Davutoğlu başbakan. Ya, Türk, Türk gençliği artık. Çalışmak için değil de artık seyahat için, seyahat için Türk e, gençliğinin ve Z kuşağının artık Avrupayı bir nevi çıkış yolu, kaçış yolu değil de aslında sadece gidip turist gibi geziş yolu gibi görme sürecine giriyor muyuz? Yani o bir süreç yaşatabilecek mi bu altın? Bu bak? sürece girmek üzereydik. <laughs> girmek üzereydik. Ahmet Davutoğlu bu anlaşmaları yapmıştı. Ee, her şey bitmişti. Ahmet Davutoğlu'nun görev süresi eğer iki ay daha devam etmiş olsaydı. Yani arkasından film çevirip Ahmet Davutoğlu'nu e, dışlamasalardı bu süreç zaten olmuş olacaktı. Altyapısı e, Sayın Davutoğlu tarafından hazırlanmış. Bu Ahmet Davutoğlu'nun e, altılı masa içerisindeki çalışmasının ürünü Kılıçlar oldu. Onu açıklıyor. Çünkü her şey hazır ve altılı masanın baktığımız zaman bütün çalışmalarında hiçbir şey hayali değil. Her şeyin altyapısı ciddi bir şekilde çalışılarak hazırlanmış. Millete deklere edilmiş, millete anlatılmış şeffaf bir şekilde, açık bir şekilde, bakın mesela büyükşehir belediyeleri e, CHP geçtiği zaman Ankara, İstanbul büyükşehir belediyelerinin meclisleri artık canlı yayınlanıyor. Gizli, saklı hiçbir şey yok. Şeffaf. Milletin her şeyi bol bile. İki tane örnek verdim ben. Ne oluyor? Ekranlarda, özellikle bütün millete açık bir şekilde tartışması da, konuşması da, millet adına ne kararlar alınıyor? veriliyor. Nasıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde TBMM TV var ve bütün her şey milletin gözünde konuşmalar yapılıyor. Millet onu çünkü hakem millettir. Bakın anayasa nedir biliyor musunuz? Anayasa milletle devlet arasında toplumsal sözleşmedir. Millet diyor ki beni yöneteceksin ey devlet ama şu anayasadaki şu şu şu, şu sınırın dışına çıkar çıkmadan yöneteceksin. Koruyarak bu sınırları çıktığın zaman seni Yargı benim adıma, Türk milleti adına yargı yargılayacak. Devleti bile. Devleti bile. E, adam asker darbe yapıyor. Kim yargılıyor mahkeme ne adına yargılıyor? Türk milleti adına yargılıyor. Niye yargılıyor Türk milleti adına? Anayasayı Türk milletinin devletle imzaladığı sözleşmesini sen ihlal ettiğin için millete ihanet ettin seni yargılıyorum diyor. Bak bunun iyi anlaşılması lazım. Anayasayı Milletle imzaladığım anayasayı sen ihlal ettin ve millete ihanet ettiğin için ihanette. ihanet nedir ya? İhanet budur. Anayasa ihlal ihanettir. Açıktır yani bu yani. O yüzden herkes anayasaya, yasaya dikkat edecek. Anayasaya uymuyorum. Ya uymayabilirsin. Hiç kimse istemez ki bu ülkede yöneticiler bir sıkıntı zeval görsün. Ama yönetici, yönetici yani bir sistem oluşturup, tek adam sistemi oluşturup her şeyi sorumlusu benim dediği zaman ya bir gün e, anayasayı da açtığı zaman bir gün yargı ona dokunabilir, sorabilir. Ya yargıdan, ya ama yargılanmayalım. Niye? Yargılan, aklan. Yargılanıp aklanmaktan daha güzel ne var ki ya? Yargılandın, aklandın. Bak gördün mü ey milletim? Bana çamur attılar, attılar, attılar. Şunu dediler, bunu dediler. Yolsuzluk yaptı dediler, hırsız dediler, ipsiz dediler. Ben yargılandım ve beraat ettim. Gördün mü? Hepsi yalancıdır, müfteridir. Hepsi benim e, karşımda bana yalan iftira atmışlardır deme özgürlüğünden daha güzel. Ne var? Yine anayasanın en güzel konusu. Bu hukuk birini iddia ettiğin zaman o iddialı savunma hakkı da bilir. Evet. Şimdi mesela bir e, lider çıkıyor muhalefetin bir kesimine illet diyor, bir kesimine zillet diyor. Yani <laughs> şimdi ya hani İslami düşünce olarak diyorsun Peygamber Efendimiz hiç kimseye beddua bile etmemişti. Kendisini taşlayanlara bile bunlar bilmiyorlar, bilseler yapmazlardı yapmazlar. Allah'ım sen bunları affet belki işlerinde mi hidayete vereceğin çıkar diye dua etmiştir. Ama bir devletin yöneticisi çıkıp da şerefsiz, haysiyetsiz, adi kelimeleri abi yakıştıramıyorum ya. Olmuyor ya, uymuyor ya. Bayram geliyor, iki tane bayramımız var. Dini bayram ya, dini bayram. Ramazan bayramı, kurban bayramı. E siyasi partilerle bir devlet başkanı siyasi partilerle bayramlaşmıyor ya. Muhalif diye bayramlaşmıyor. Ya ben daha neyin hesabını yapıyorum? Çocuklar ilerlerim ki biz YouTube ve diğer sosyal mecralarda hepsini izliyoruz mesela özellikle 80'ler sonu gitmişler ve siyasi parti liderleri birbirine karşı çok mütevazı davran. Özellikle televizyon programlarında sanki o Türkiye'yi biraz özledik. Yani o de, e, Biz adaleti e, özledik. Işte biz de, kardeşliği de, özledik. Biz sevgiyi özledik. Biz küfür, hakaret değil. Biz, biz alçak mü? Ya eskiden, ben geldiğim zaman çocuktum, İstanbul'a geldim. Ben bunu yaşadım ben. Minibüste inerken önümdeki adamın ayağına dokarabilmiş. Ya 10 yaşındayım ya. Ayağına basabilmişim. Arkasında döndü. Bana dedi ki, evlat dedi, İstanbul'da yaşıyorsun. Oturup kalkmasını, yürümesini öğreneceksin. Güzel konuşmasını öğreneceksin. Burası İstanbul dedi. Hadi bak şimdi o günden bugüne geldik. Bu Ben öyle bir ders aldım ki. Ondan sonra yürümeme de dikkat ettim. Oturup kalkmama da dikkat ettim. Çünkü bir adamın bana söylediğini dinledim. Ya İstanbul Beyefendisi diyorlardı. Nerede İstanbul Beyefendisi görüyor musunuz? Hiçbir yerde İstanbul Beyefendisi yok. Kibarlıktan, nezaketten. Nasıl nazik o? Ne kadar güzeldir ya. Ya Peygamber Efendimiz söylüyor ya. Hadi İslam'dan söyleyelim gene. Elhamdülillah Müslümanız. Ne diyor? Sözde sihir vardır. Hangi sözde? tatlı sözde. Ata sözümüz var. Tatlı dil ilanı deliğinden çıkarır. Ama biz kötülük, bağırma, çağırma, hakaret etme, küfretme, teröristlikle suçlama. Suçlayamazsın. Delil varsa mahkemeye vereceksin, adalete vereceksin. Suçlayamazsın. Kimse terörist değildir. Mahkeme terörist diye karar vermedikçe. Evet, batı'da özellikle yine anlatmak için bir de suçlama sana karşı dönen bir silah gibi. Evet. Onun için Avrupa'da, Amerika'da e, e, özellikle Batı, Almanya'da yaşadığı, yaşadığım için kendi yaşadığım ülkeden söyleyeyim. Almanya'da e, mahkemenin kararı olmadan hiç kimseye suçlamak bile kendisi suç sayılıyor. Yani birine karşı Ne güzel. Suçlama fikri bile suç. Ne güzel. Bizde de aslında. Ondan edebilir. Sen suçladığın için beraat edemezsin. O zaman sen. Yargılanırsın. İşte, i̇şte bu. bu budur yani. Hasan Bey oldukça çok güzel bir evet. program oldu. Benim de ilk program e, değerli evet. kıyas biliyorsunuz. Ben de senin ilk programına <laughs> konuk olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Evet, evet, güzel. <laughs> Eyvallah. İlk e, program Mamadov's Guest. Yani Mamadov'un konukları İngilizce bir isim verdik. Uluslararası bir e, program olacak, proje olacak. Kaç abi. dilde yayınlayacaksın ona bak e, insan. İngiliz, Rus ve Türk dillerinde başlıyoruz şimdilik. E, Kendim Türk olduğum için tabii Türk önemlidir. İngiliz ve Rus daha çok kitlelere ulaşabilmek için. Bugün sizinle Türkiye'yi tartıştık, Türkiye'nin yeni dönemini tartıştık, seçim sürecini tartıştık. Tabii sorunlar var, sorunları tartıştık. Bence biz takdiri kamuoyuna bırakıyoruz. Tabii. Bizim buradaki tar tar tartışmalarımızdan. Bizim bütün konuşmalarımız milletimizin mutluluğu için. Zaten kamuoyu içindir. Onlara katkı sunmak için. Katkı sunmak için. Hayır yöneticilerimize de katkı sunmak Herkesi, için. Herkesi. Evet. evet. Zaten o yöneticiler de kamuoyunun bir, bir içinden. Parçası. Olan bir yani. parçası. Evet. Değerli konuklar, değerli bizi izleyenler. Ben. Ben daha özellikle Hasan Bey, le. Hasan Bey son 40 senenin Türkiye siyasi tarihinde özellikle Ecevit dönemi ve daha sonra bugüne kadar e, tüm siyasi stratejik dönemin ana e, ünsürlerinden biridir. Gazeteci olarak tabii ki ana hatlarını çok iyi biliyor. Bugün sizinle beraber sizden tartıştık, sizin için tartıştık. Sizlere ne fayda verebiliriz onu tartıştık. Ben e, yine de takdir sizindir. Karar veren veya yargılayan veya sorgulayan olacak, olacak, olan yine sizlersiniz. Sizin evet. iradenize bırakıyoruz her şeyi. Yeni bir programda, yeni bir günde, yeni bir mevzuyla çok yakında tekrar karşınıza çıkacağım. Mama dos Faruk, Mamados Guest programı böylece güzel bir şekilde sonuçlanmış oldu. Teşekkürler, hayırlı günler.